Selamun aleyküm değerli fukara terzi takipçileri. Bu videomuzda sizlere sarkan kazaklarınız, bozulan kazaklarınız ve yıkadıktan sonra deforme olan kazaklarımız, mesela bak bu şekilde sarkmalar, şişmeler, uzamalar yapılıyor biliyoruz. Bunu nasıl toparlarız? Onun videosunu çekeceğiz arkadaşlar. Biz bunu ütüyle yapacağız ama sizin muhtemelen ütünüzün buharı da yetebilir diye düşünüyorum. Çünkü buharla toparlayacağız şimdi. Bakın. Buharı sıkıyoruz. Bak sadece parmaklarımızdan. Arkadaşlar uzaktan. Ellerinizi düzelterek. Ütüyü kesinlikle ve kesinlikle üstüne yapıştırmıyoruz arkadaşlar. Ütüyü yapıştırdığımız andan son itibaren akrilik, iplik bozulur. İçinde akrilik olduğu için, polyester olduğu için bozulur. Bozulma yapar. Bakın, buharı belli bir mesafede tutuyorum. Buhar bunu yumuşattıktan sonra parmağımla hafiften elimle bastırıyorum. Biz buna dikiş attık şimdi. Çünkü alt tarafı, kazan alt tarafı dikişsiz. Bunun biraz boyunu kısalttık biz. Normal orijinal pantolon paçası gibi taktık. Alttaki bozulmalar tabii ki olacak ister istemez. İğneyle diktiğimiz için makine alttaki dişli bunu esnetiyor. Esnettiğinden dolayı da ister istemez sarkmalar, bozulmalar, mahrurlamalar olabiliyor. Bunun önüne nasıl geçiyoruz? Diktikten sonra getiriyoruz. Ütünün altına koyuyoruz. Bu şekilde elimizden düzeltiyoruz. Bakın. Buharı uzak mesafeden. Soğutucunuz varsa soğutucuyla, yoksa bir terzi arkadaştan veya bir konfeksiyoncu arkadaştan rica edebilirsiniz. Bakın arkadaşlar. Soğutucu olduğu zaman, vakumdan bahsediyorum, ütü vakumundan bahsediyorum. O olduğu zaman daha düzgün oluyor. Şimdi normalde ben bu sistemle bir beden kazağı küçültebilirim arkadaşlar. Yani yedire yedire, bakın şu mesela şu şekilde yaptıktan sonra burayı görüyorsunuz. Bak buharı basıyorum, elimle yediriyorum bak. Bu kaza hemen hemen eski haline getirebilirim. Yıkadıktan sonra genellikle Shetland, akrilik, polyester kumaşlar sıcak suda yanlışlıkla yıkadığınız için sarkma yapabiliyor. Uzama yapabiliyor. Bunun da önüne bu şekilde geçebiliriz. Ve yıkadıktan sonra da asacağınız zaman çırpıyorsunuz. O da kazağı bozuyor. Videomuz bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Beğenmeyi, takip etmeyi, tavsiye etmeyi unutmazsanız seviniriz. Destek vermenizi bekleriz. Bakın arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Teşekkür ederiz arkadaşlarım sabrınız için.